Ya bayılmanın sırası mı şimdi ya? Kusura bakma be. Oh. Polisler neredeyse gelmek üzeredirler. Hapse girmeden önce gidip Simge'ye evlenme teklif edeceğim. Delirdin mi sen? Hiç olmazsa biz hapisteyken çocukların başında biri olur. İyi ama sen onu sevmiyorsun ki. Evet ama çocuklarım için başka çarem yok Volkan. Hah, Tayfun abi, Hakan Simge'ye evlenme teklif edecekmiş. Saçmalama. Kendini feda etmene izin veremem. Ben Kulne'yle evlenirim. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Oldu. Bari çifte nikah yapalım. Nihayet. Senaryoda da olsa annemle baban evlenecekler galiba. Ben senin yerinde olsam o kadar emin olmazdım. Nasıl yani? Dur, düşünüyorum. Bana yaptığı hakaretlerin altında kalacak diyelim. O kalaya ihtiyar. Ne olacak? Baba, eğer polise bunları anlatırsan beni bir daha asla göremezsin. Canım, kızım, Nana, sen ne dediğinin farkında mısın? Tayfun Bey çok haklı. Ya yalvarırım babaya, bir kere iyi olmayı dene ya. Evet, belki o insanlar çok fakirler. Ama birbirlerine o kadar bağlılar ve birbirlerini o kadar çok seviyorlar ki. Orada yediğim tavuk suyuna çorbanın tadı hala damağımda. Aa. Anne! Sen bir tek gün bana tavuk suyuna çorba yaptın mı ha? Hep aşçıların yaptı. Hep aşçıların. Ya sen baba? Bir kere bile tavuğu şöyle budundan alıp ellerimle yememe izin verdin mi? Hı? Oysa tadı öyle çok güzel oluyormuş. Baba, anne, beni affedin, gidiyorum ben ya. Aa. Ay dokunma lütfen. Ay engellemeyin beni, tutmayın ya, bırakın beni ya. Yemesine izin vermediğimiz için mi gitti şimdi bu? Ah, kızımıza aşık olmuş abi. Stockholm sendromu ha? Vay be, doğruymuş demek. Stockholm sendromu da ne? Seni kaçıran kişiye bir müddet sonra aşık oluyorsun. İşte buna Stockholm sendromu denir. Daha çarpım tablosunu bile ezberleyemedin. Ama neler biliyorsun neler. Maşallah. Şimdi eve dönelim. Hakan Simge ile Tayfun Kulne ile evlenmek üzere. Nasıl yani? Senaryo gereği. Ah be fakirlik, gözün kör olsun. Gidiyor canım arkadaşım. Hadi memur bey. Evet, herkes hazır olduğuna göre artık başlayabiliriz. Hazırız değil mi? Hazırız. Bak Emre, son anda Simge ile Hakan'ın evlenmesine bir engel çıkarırsan bu senaryonun sonunu yazmam, ona göre haberin olsun. Özge, tartışmayı bırak ve yaz. Bu senaryoda esas kız Nana. O halde bu senaryoyu annem asla görmemeli. Göstermeyiz biz de. Hadi yaz. Az kaldı, bitmek üzere. Hakan Bey, tekrar soruyorum. Ne? Simge Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hakan? Ben nasıl desem ya? Merhaba. Aa, Nana. Tavuk var mı? Yaparız. Ya. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bana Stockholm sendromu oldu. Ben sana aşık oldum. Ben de Nana, ben de. Sana da mı Stockholm sendromu oldu? Hayır, ben bildiğin öyle salakça aşık oldum. Ne güzel. Pardon tatlım, gelinliği ödünç alabilir miyim? Anne, aşklarım bir söylesene. Kızım gül be. Bozma ortamı da hiç olmazsa ben evleneyim. Ben vazgeçmedim zaten. O zaman ben de gidiyorum. Tabii efendim. Bunu itiraf et Mustafa ya, Emre. Tamam. Aa, yazık yazık zavallı. Güle güle. Güle güle. Şurayı imza al. Sonraya buna derim ben. Hakan ve Nana evlenirler. Annem bunu duyarsa beni öldürür. Evet, oley! Oh be!